Milas'ta iki ay önce çocuğuyla yürüyüş yapan bir kadının çantasını çalıp kaçan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla 55 gün sonra belirlendi. Polis, 45 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüpheliye ulaştı. Geçtiğimiz 25 Haziran'da Barış Caddesi'nde çocuğuyla birlikte yürüyüş yapan genç kadının çantasını çalarak kayıplara karışan yağma şüphelisi, Milas Cumhuriyet ve Savcılığı ve Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büros ekiplerinin detaylı araştırmasıyla 55 gün sonra tespit edildi. Zanlının İstanbul'da işlediği benzer bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Zanlı için tekrar tutuklama kararı verildi. Kapkaç olayının ardından araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin çantadaki cep telefonunu aldıktan sonra Hoca Bedrettin Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde attığını güvenlik kameralarından tespit etti. Polis ekipleri bir gün sonra Milas şehirler arası otobüs terminali yanında Bodrum'dan çalındığı anlaşılan bir motosiklet buldu. Motosikletin bırakıldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin toplu taşıma kullanarak Muğla'ya doğru hareket ettiğini belirledi. Muğla'da alışveriş merkezlerinin olduğu bölgede banka ATM'lerinin de güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler şüphelinin 19 yaşındaki KE olduğunu belirledi. Polis ekipleri şahısla ilgili yaptığı araştırmada şüphelinin İstanbul'da Tacikistan uyruklu bir kadının da çantasını çaldığı, bu sırada güven timleri tarafından suçüstü yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bilgisine ulaştı. Tutuklu olduğu cezaevinden görüntülü sistemle Milas'ta ve Bodrum'da işlediği suç hakkında hakime ifade veren K.Ö. için ikinci bir tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.